Merhabalar, ben Ahmet Uğur Baran. Nereden geliyorsun? İzmir'den geliyorum. Evet, İzmir'den geliyorum. Ben şimdi sizleri bambaşka bir pencereden baktırmak istiyorum. Şimdi şöyle bir düşünelim mi? Şimdi engelli vatandaşları olarak hep ne düşünüyoruz? Ya bize niye hizmet gelmiyor? Ya biz engelli vatandaşlar olarak talep etmiyoruz. Sokağa çıkmıyoruz. Biz varız demiyoruz. Bakın 8,5 milyon engellinin %5'i sokağa çıkmıyor. Yani gidip bir vergi dairesinde işi olsa da başkasına gördürmeye çalışıyor. Peki sizce öncelikle talep edilmesi, evet katılıyorum, talep etmeyen bir engelli bu Türkiye'nin genel nüfusunda her konuda öyle ama engelli talep etmiyor. Sizce önce neyi talep etmeli ki sorunlar çözülmeye başlayabilsin? Şimdi bakın, engelli vatandaşlar ilk önce eğitim talep etmeli. Bu da nasıl biliyor musunuz? Hani diyoruz ya, eğitim her engeli aşar. Engelli vatandaşlarımıza akla ve mantığa yatkın bölümlerde bir sene intibak yılı şartıyla sınavsız geçiş hakkı verilsin. Yani üniversite sınavına girmek için dershaneye gidiyorsunuz, dershaneler merdivenli. Somut bir öneri getiriyorsunuz. Yani bakın, bu somut öneriyi tekrarlayalım izleyicilerimize ve bizi dinleyenlere. Diyoruz ki engelli vatandaşlarımız için madem ki eğitim her engeli aşıyor, o zaman engellilerimizin bulunduğu illerdeki üniversitelerde, akla mantığa yatkın bölümlerde bir sene intibak yılı şartı ile sınavsız geçiş hakkı. Yani şöyle söyleyeyim size, bakın engelli olarak ismi konuyor. Diyor ki sen kısıtlısın, engellisin, koşamazsın, uçamazsın, yürüyemezsin, dans edemezsin. Ama sonra da diyorlar ki üniversite sınavına girerken, ama sen normal arkadaşlarınla yarışa gireceksin. Hani ben koşamıyordum, nasıl yarışacağım? Bu ilk öğretimden başlayıp üniversiteye kadar devam eden birçok fiziksel engelle beraber karşılaşıyor. Engelli vatandaşlarımızı araştırın, engelli vatandaşlarımızın %80'i ilkokul çağında eğitim bırakıyor. Neden? Çünkü ilkokul çağındaki engelli vatandaşlarımız okula başlıyorlar ve engelsiz çocukların aileleri, ki özellikle zihinsel engelli çocukları, bulaşıcı hastalıkmış gibi görüyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın, fakat yurt dışında nasıl gelişiyor biliyor musunuz olaylar? Her hafta belirli günlerde normal öğrencilerle engelli öğrencileri bir araya getiriyorlar. Neden? Normal çocuklar ya hayattaki, bu entegrasyonu sağlıyorlar bir şekilde. Tek problem biz değilmişiz. Yani bizden ibaret değilmiş hayat. Böyle bir problem de varmış. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Yani ilk önce eğitenleri eğitmemiz gerekiyor bu konuda. Evet, çok komplike bir sorun. Bunun çok baştan başlaması gerekiyor. Evet, evet. Aslında çok somut bir öneriydi. Benim aradığım da aslında engeller içinden böyle somut öneriler çıkaran engelli arkadaşlarımızın ve yurttaşlarımızın ve sivil toplum örgütlerimizin bu noktaya gelmiş olması. Sanırım biraz sivil toplum örgütleri ve dernekler konusu anlamında da, bu anlamda biraz zayıf kalıyoruz diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim ben size. Derneklerin bence birazcık filtrelenmesi gerekiyor. Yani her dernek faydalı değildir. Bakın bunu lütfen aklınıza sokun. Yani bunun bütün vatandaşlarımızın aklına sokması lazım. Bütün engelli dernekleri faydalı değildir. Yani faydasından çok zarar dokunan dernekler de var. Şimdi bizim, nasıl söyleyeyim size, engelli derneği kuruyorum ben. Ekur çok güzel, benim yapamadığım, şimdi belediyeye gidiyorsunuz, kaymakamlığa gidiyorsunuz. Ya yap diyor, benim yapamadığım hizmeti sen yap bari diyor. Hani bak işte derneğimiz var bizim, çok güzel, ama sen ne yapıyorsun dernek olarak? Engelli vatandaşa gidip işte ne yapıyorsun? İşte cumadan cumaya eğlence yapıyorsun. Ya böyle bu olmamalı, anlatabiliyor muyum? Yani eğlence değil. Şimdi en azından engelli vatandaşa hayatta yalnız başına kaldığı zaman %50, %60 kendi işini görebilir hale getirmek gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani engelliye lütfen yardım etmeyin. Yani engelliye para yardımı toplanmasın. Ben karşıyım yani. Mesaj atalım 5 yetkili karşına engelli vatandaşa. Ya biz bunun yerine ne yapalım biliyor musunuz? Üniversitelere gidelim. Diyelim ki ey üniversite yöneticileri, lütfen bünyenizde engelli öğrencileriniz için ikişer tane, üçer tane araba bulundurun. Ve ulaşım problemi yüzünden okuyamayan bir sürü engelli arkadaşım var benim. Yani üniversiteyi kazanıp da ulaşım sorunu yüzünden gidemeyen bir sürü arkadaşım var. Peki, sevgili izleyiciler, gavur İzmir'den gavur yorumlar dinledik. Aslında İzmir'den katılan bir yurttaşımızın, bir engelli yurttaşımızın engelsiz bir yurttaşa oranla bile çözüm önerileri çok daha, belki de birçok insana göre çözüm önerileri çok daha somut, çok daha gerçekçi ve real olduğunu görüyorsunuz. Aslında biraz hani İzmir'in farkı diyeceğim, Erzurumluyum, hemşericilik de yapmış olmuyorum. İzmir'in farkı, hani niye İzmir Türkiye açısından daha demokratik bir kent? Sanırım çok somut bir örneğini dinledik, izledik. Şimdi diğer röportajlara geçelim. Bakalım öbür taraftan ne yorumlar geliyor. Beslemeye devam edelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Için. İnşallah sizlerin sayesinde ve sizin gibi insanların sayesinde bu anlattığımız şeyler gerçeğe dönüşür. Bakın ben son bir şey daha söylemek istiyorum. Aklınıza duruyorum. Kusura bakmayın.
Şöyle bir çevrenize bakarsanız engelli vatandaşlarımızı sürekli olarak törpülüyorlar. Yani sürekli ezelim. Hiçbir şekilde sivrilmesinler. Yani onlara bir koltuk emanet etmeyelim. Onlar yükselmesin. Ha biz onlara ufak ufak yardım edelim. İşte uyutalım. Yani bu değil. Engelli vatandaşlarımızı sivriltmeleri lazım. Engelli problemi, engelli problemi diyoruz ya. Aslına bakarsanız engelli problemi nerede başlıyor biliyor musunuz? Yani ülkemizde ve dünya üzerinde karşı cinsin eline bile dokunamadan ölen engelliler var. Cinsel bir tabu, cinsellik bir tabu olarak yaşanıyor bunu, Türkiye'de engelli. Bunu farklı platformlarda konuştuğunuz zaman her şey bitti, bir tek engellinin seksi mi kaldı deniyor. Yani bu ne alaka şimdi? Seksle bir alakası var mı bunun? Yani el ele tutuşmak, sevgiliyle bir sinemaya gitmek, onunla bir şeyler paylaşmak. Yani anlatabiliyor muyum size? Asıl problem buradan başlıyor. Neden? Çünkü çok sıradan bir şey yapma talebi bile çok görülüyor gibi değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ bu olun. Da yani Türkiye'deki engellilerin konuşmak istemeyip de konuşamadığı evet. konulardan evet. birisi aşk ve cinsellik evet. engellinin. Toplumun hem engelliler hem engelsizler tarafından tabulaştırılmış konulardan birisi. Siz dile getirdiniz. Biz de kesin evet. yayınlayacağız. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler. Belki de ilk kez Maksimum Sokaktayız programı 100 bölüme yaklaştı. İlk kez engellilik ve cinsellik üzerine hani bir iki laf söyleyen bir yurttaşımız çıktı. O da gene gavur İzmir'den çıktı ne diyelim. İzlenimlerimize devam ediyoruz.